Gece gündüz de kültür sanat gündemiyle karşınızdayız ve sanat dünyasından hüzünlü bir vedayı paylaşarak başlıyoruz sevgili seyircilerimiz. Bir ustaya daha veda ediyoruz. Oyuncu, yapımcı ve seslendirme sanatçısı Ahmet Uz 75 yaşında aramızdan ayrıldı. Sanat dünyası dün geceden bu yana üzüntülerini paylaştı sosyal medya hesaplarından. Türk tiyatrosu bir ustasını daha sonsuzluğa uğurladı. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bugüne dek yüzlerce oyunda sahne alan, aktörlüğü, ses tonu ve sakin kişiliğiyle sevilen sanatçı için en dokunaklı yorumu Cem Davran yaptı. Necdet Yakın, Mete Sezer, Cem Davran, Ahmet Uz, Gülçin Akçay, Tuncer Sevi, Cemil Şahman, Alev Gürzap. Geçen şu fotoğrafa baktım. Sadece Ahmet abiyle ben kalmışım dedim. Onu mizansen gereği durdurmaya çalışıyormuşum. Şimdi o da gitti. Güle güle abi. Ahmet Uz, 22 Mart 1945'te Ankara'da müzisyen bir aileye doğdu. 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olan Uz, özel tiyatrolarda ve devlet tiyatrolarında sahneye çıktı. Evet, gerçekten çok düşünmüştüm. Ayrıca eğer sana doğum gününde böyle bir hediye göndermesi büyük ihtimal. Sanatçı, 1977'de şehir tiyatroları kadrosuna geçti. Yüzlerce oyunda rol alan Uz, kimi film ve dizilerde yapımcılık görevini de üstlendi. Ya bak, o dün sabahtı. İstersen yarın sabah yine birlikte seyrederiz. Sesiyle de akıllara kazınan usta, en bilindik reklamların ve filmlerin başrolü oldu. Beyaz perdede de boy gösteren sanatçı, 2014'te İncir Reçeli 2'nin kadrosunda yer aldı. 75 yaşında hayata veda eden sanatçı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ahmet Uz, İstanbul Üsküdar'daki Şakir'in Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Biz de bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili seyircilerimiz, İş Sanat 21. sezonunda dijital platformlar üzerinden sanatseverlerle buluşuyor. İş Sanat, çevrim içi yayınlayacağı yeni sezonunu besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın yönetiminde çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble konseriyle açtı. Kasım ayındaki diğer etkinlikler dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Masal Tiyatrosu'nu sahneye koyacağı Kırmızı Başlıklı Kız, Prenses ve Bezelye Tanesi, Hansel ve Gretel'le Alaaddin sırasıyla 8, 15, 22 ve 29 Kasım'da Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar başlıklı Sait Faik Hikaye Dinletisi 9 Kasım'da, Milli Reassurans Oda Orkestrası 12 Kasım'da, Piyanist Barış Büyük Yıldırım eşliğinde Çellist Poyraz Baltacıgil'in resitali 17 Kasım'da, William Shakespeare'in Romeo ve Juliet ve 12. Gece eserlerinden bölümlerin seslendirileceği okuma tiyatrosu 18 ve 25 Kasım'da, Coşkun Karademir ve Buray 20 Kasım'da ve Ozan Musluoğlu'nun yeni caz projesi Genedos 24 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30'da, çocuk etkinlikleri ise 15'te yayında olacak. Annesi sakın tavşanla ormandan ayrılma kızım demiş. Kırmızı başlıklı kız da tamam anne demiş. Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın kariyerlerinin başındaki genç sanatçıları desteklemek amacıyla 1994 yılında başlattığı ve Sabancı Vakfı'nın devam ettirdiği Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri 27. kez sahiplerini buldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden ilk 3 dereceyle mezun olan genç sanatçılara ödülleri Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü
Profesör Doktor Handan İlce Elçi tarafından takdim edildi. 2020 yılının ödül alan isimleri birincilik derecesinden başlayarak resim bölümünden Nurullah Bengü, Elif Aktaş, Onur Kaymak, heykel bölümünden Ege Kolcu, Ömer Kasımoğlu, Mete Öz Yıldırım, geleneksel Türk sanatları bölümünden ise Gülbahar Gümüş'ten Görkem Çağrı Dizdar, Eda Nur Öztürk oldu. Dereceye giren 9 başarılı öğrenciye toplam 240 Cumhuriyet altını değerinde Türk lirası ödül verildi. Ve dünyada müziğin gündeminden önemli haber. Bu yıl 27.si düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Geceye 4 ödülle Güney Koreli pop fenomeni BTS damga vurdu. İşte gecenin diğer kazananları ve öne çıkan performanslar. David Guetta! BTS'ten Lady Gaga'ya müzik dünyasının yıldızlarını buluşturan 2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Güney Koreli BTS grubu en iyi şarkı ve en iyi grup ödülleri dahil 4 ödülle geceye damga vurdu. Best Virtual Live. Thank you so much AMI and EMA for this award. Karol G, Nicki Minaj'la seslendirdiği Tusa parçasıyla en iyi Latin ve en iyi işbirliği kategorilerinde ödüle uzandı. Gecede en iyi video klip ödülüne DJ Khaled, en iyi sanatçı ödülüne Lady Gaga layık görüldü. Törende Cardi B en iyi hip hop kategorisinde, Coldplay grubuysa en iyi rock kategorisinde ödül aldı. Ödül kazanan isimleri kadar geceye özel canlı performanslarda konuşuldu. MTV'nin süper stadyum teknolojisini tanıttığı gecede Alicia Keys, DaBaby, David Guetta, Doja Cat ve Maluma performans yapan isimlerden bazılarıydı. En iyi pop kategorisinde ödül alan, gecenin sunuculuğunu da üstlenen Little Mix, Sweet Melody performansında artırılmış gerçeklik teknolojisiyle öne çıktı. Love Looks Better şarkısını yorumlayan Alicia Keys, performansına tüm yüzünü kaplayan çivili bir maskeyle başladı. Bu yılın en iyi yeni ödülünü kazanan Doja Cat'in performansı da gecede büyük alkış aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti adlı fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Fotoğraflar Galata Kulesi'nde ve dijital ortamda ziyarete açıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde birinci ezelden vakıfız, gelenekten geleceğe vakıf medeniyeti konulu bir fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmaya 1471 başvuru geldi. Birbirinden güzel fotoğraflar arasından ilk üçe girenler belirlendi. Mimar bir kızımızın tavsiyesi üzerine ezelden ebede, yani bir vakıf medeniyetiyle ilgili bir fotoğraf yarışması yapalım dedik. Bu yarışmaya 1471 tane resim katıldı. Yaklaşık 600 tanesi değerlendirildi. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verildi. Tabii asıl önemli olan yarışmanın bir önemi var. Birincisi Bezmi Alem Valide Sultan'a ait bir ödül var. İkincisi Fatih Sultan Mehmet'e ait bir ödülümüz var. Bir de Mimar Sinan'a ait bir ödülümüz var.
Coşkun Aral'ın başkanlığını üstlendiği jüri tarafından değerlendirilen fotoğraflar hem Galata Kulesi'nde hem dijital ortamda sergilenmeye başladı. Türkiye'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu en güzel etkinlik diyebilirim. Çünkü vakıflar dediğimiz şey bize geçmişimizden bugüne emanet edilmiş değerlerimiz, evrensel değerlerimiz. Örneğin şu anda Cenevizler döneminden yapılmış bir kulemizin önündeyiz. Geçmiş bize bir takım mesajları o dönemde inşa ettikleri değerlerle bıraktı. Ve bizim de sorumluluğumuz bundan sonraki kuşaklara bunları aktarmak. Ama gençlere bunları anlatmanın bence en önemli yolu öncelikle o çevrelerinde var olan değerleri bir şekilde kayıt altına almalarını sağlamak. Bu projeyle öncelikle biz bunu hedefledik. Tiyatroya dair bir yeni oyunun haberi var sırada. Göktuğ Derici ve Bestem Su Özdemir'in başrolde yer aldığı Türbülans adlı oyun sosyal mesafeli olarak sanatseverlerle buluşmaya başladı. Biz de oyunun ekibiyle detayları konuştuk. Sayılırsın. Bir hafta burada kal ve kendi gözlerinle gör. Amerikalı sevgilim Janet şu sıralar havalanmış durumda ve New York yollarındadır. Her şey yolunda giderken hayatınızın tam ortasında hiç türbülansa girdiniz mi? Ya üçüncü? Ah, üçüncü bir Alman. Adı da Judy. Mark Camoletti imzalı Türbülans oyunu bir mimar ve üç hostesin başından geçenleri eğlenceli bir dille anlatıyor. Yanında olmak istiyorum. Aa, ben de sevgilim. Ben de hep burada kal istiyorum. Yedinci yılımızda Mark Camoletti'nin efsane oyunu diyebileceğimiz Boeing Boeing'i Türbülans oyunu olarak sahneledik. Somer Karvan yönetmenliğinde harika bir ekiple çalışıyoruz. Bir buçuk aylık bir prova süreci yaşadık hep beraber. 27 Ekim'de premierimizle seyirciyle buluştuk. Sağ olsun onlar da bizi yalnız bırakmadılar. Ben oyunda Bernard karakterini canlandırıyorum. Bernard'la şarkımızı açıyorum. Sonra gökyüzüne yayılan yıldızları izliyorum. Ah diyorum ne kadar yalnızlar. Oyunda başrolleri Bestem Su Özdemir, İlayda Çevik ve Göktuğ Derici paylaşıyor. O da benim gibi bakıyor mudur gökyüzüne? Var Bernard mı? Evet. Aa bakıyordur ama bana söylemiyor tabii. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu yeni dünya dediğimiz bir dönemdeyiz. Gülmeye herkesten veya yani şu dönem herkesin çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel sosyal mesafeli şartlarda oynuyoruz. Hani o yüzden de gelip bence iki saat kendilerine bu şansı versinler ve azıcık gülüp eğlensinler diyorum. Üç hostes etrafında geçiyor. Bir mimarımız var. İki ay kadar bir prova süreci geçirdik. Çok güzel bir ekip olduk. Çok iyi vakit geçirdik. Prova süreçlerinde de birbirimize üretim anlamında çok büyük katkılar sağladığımızı düşünüyorum. Benden evlenmek istediğimizden bahsetti mi size? Evet. Yani daha doğrusu nişanlandığınızdan haberim var. Türbülans oyunu Özde Yapım prodüksiyonuyla 11 Kasım ve 9 Aralık'ta Profilo Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Jacqueline! Benden sonra girsene olur. Ben soyundum bile. Kültür sanat ajandamızdan diğer haberleri de bir tur halinde hazırladık. Haber turu ekrana geliyor ve biz haber turuyla sizlere veda ediyoruz. Yeni günde sağlıkla görüşmek dileğiyle. Anneler babalar bazen kendilerini anlaması için çocuklarının büyümelerini beklerler. Ne acı değil mi? 20. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin kazananları açıklandı. Ama kalsaydım da iyi bir baba olamayacaktım ki. Cenk Ertürk'ün ilk uzun metrajlı filmi Nuh Tepesi en iyi film dalında birinci olurken en iyi yönetmen ödülüne ise Kız Kardeşler filmiyle Emin Alper değer görüldü. Şimdi aklıma ben çocuğa dedemin anlattığı çok güzel bir masal geldi. Kız Kardeşler filmindeki performanslarıyla Cemre Ebuzya, Helin Kandemir, Ece Yüksel en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaşırken, en iyi erkek oyuncu dalında ise Nuh Tepesi filmindeki oyunculuklarıyla Haluk Bilginer ve Ali Atay birinciliğe layık bulundu. Herkes hasta, annem de hastaydı. Ben neler yaşıyorum biliyor musun sen? Ödüller koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2021 yılında gerçekleşecek festivalde sahiplerine takdim edilecek. Keseceğim ağacı baba, bu gece bitireceğim bu işi. Kadar kesme. You guys aren't the real Avengers. I can tell Hulk gives it away. Tom Holland, Örümcek Adam serisinin 3. filminden ilk görüntüsünü paylaştı. Stay out of trouble.
Henüz resmi bir ismi olmayan, filmden ipucu vermeyen görselde örümcek adam kostümünün üzerine yüz maskesi takan Holland, maske takın uyarısında bulundu. Örümcek Adam 3'ün çekimleri geçtiğimiz günlerde Atlanta'da yeniden başladı. Salgın nedeniyle bir erteleme gelmezse film 17 Aralık 2021'de sinema severlerle buluşacak. Kamp artık Kızılaşın değil. Yönetmen ve senarist Erkan Yazıcı'nın Uzak Ülke filmi 8. Uluslararası Sochi Film Festivali'nden ödülle döndü. Tamam, bir köyün yok. Hatta bir ülken bile yok. Abdurrahman Gönen, Turgay Atalay, Haydar Şişman ve Sara Müftüoğlu'nun rol aldığı film, festivalde en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Konusunda hiçbir fikrin yok. Sen bu kampı komutan değilsin. Havalı bir maç olsun. 1925 yılında geçen filmde 12 yaşındaki Trabzon Rumu Paris'in gemiye binmek için bekledikleri kamptan kaçmasıyla gelişen olaylar ve binbaşı Osman'la arasında yaşananlar anlatılıyor. Sen gidince sana ne olacak? Umarım dönüşte Odysseus gibi yolunu kaybetmesin. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünde aralarında ilk kez sergiye sunulacak fotoğrafların da yer aldığı 10 Kasım Anılarla Atatürk sergisini 15 farklı ilde ziyarete açacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İstanbul Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi ile eş zamanlı olarak Türkiye'nin farklı müzelerinde sergilenecek fotoğraflar, Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü koleksiyonundan hazırlandı. Orijinal cam negatiflerden taranan Atatürk'ün ziyaretleri ve cenaze töreni görsellerinden oluşan seçki, 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.